Selamlar herkese. Cuma günündeyiz. Piyasalar kapanıyor. Bugünün en önemli konusu Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmaları. Son dakika olarak konuşmalar düşmeye başladı. Piyasanın beklediği tonda, bizim de beklediğimiz tonda güvercin e, açıklamalar olduğunu gözlemliyoruz. Piyasaların ilk verdiği tepkilerde olumlu. E, ve Powell'ın konuşmasıyla e, mesela Pound dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Peki Powell ne dedi? Onu bir değerlendirelim. Dezenflasyon süreci sadece enflasyon beklentilerinin çıpalanmasıyla gerçekleşebilir diyor. Beklentilerle alakalı bir vurgu yapmış burada. Ve e, enflasyon beklentileri de çıpalanmış durumda diyor. Bu önemli güvercin bir açıklama. Enflasyonla alakalı çok umut vadeden açıklamaları var. Enflasyon önemli ölçüde düştü demiş. Artık hedefe çok daha yakınız diyor. Önümüzdeki veriler faiz indiriminin hızını ve miktarını belirleyecek. Bakın faiz indirimi yapacağız diyor. Bu cümleden bu çıkar faiz indirimi yapacağız ama veri odaklı ilerleyeceğiz. Bu da hızını ve miktarını belirleyecek diyor. Bu da önümüzdeki önemli süreçlerden biri ve enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda. %2 hedefimize ulaşacağımıza yönelik inancımız güçlendi. İstihdam piyasasına da tabii bakıyor Fed. İstihdam piyasasındaki yavaşlama normalleşmeyi gösteriyor diyor. İstihdam piyasasında daha büyük bir yavaşlama beklemiyoruz diye bir ifade de bulunmuş. Enflasyon hedefimize çok yaklaşmış durumda enflasyon. Yani bu piyasalara doping etkisi yaratacak bir e, konuşma beklediğimizde bu yöndeydi. E, aslında bu beklentiye paralel piyasa hareketlerini de küreselde aslında görüyorduk. E, ve sürpriz değil. Bundan sonraki süreçte elbette ki faiz indirimine gidene kadar bu beklentiyle çok iyimser oluşan piyasalarda oynaklıklar yine bireysel yatırımcıları küreselde de bezecek oynaklıklar olabilir. Bunun altını çizelim. Şimdi bu tarz dönemlerde bir rüzgar oluşur ve o rüzgar dahilinde hiç bir oynaklık olmadan piyasaların ilerleyeceğine inanılır. Ama burayı kullanan büyük oyuncular da genellikle bazı günlerde manipülatif haber akışlarıyla ya da çok ufak bir haber akışını bile bahane ederek insanları tedirgin edecek düşüşlere sebep olabilirler. Ya da faiz indiriminden önce yine öngöremediğimiz, geçenlerde olduğu gibi mesela maymun çiçeği falan dediler, öngöremediğimiz bir haber akışıyla yine piyasalarda bir düzeltme gerçekleştirip sonrasında daha fazla büyüklerin birilerini topladığı ve rally hazırlanan bir piyasa olur. ABD tarafını değerlendirirken demokratlar ve cumhuriyetçiler Trump ve Kamala Harris'i değerlendirirken ben şu tarz yorumlar yaptım birkaç gündür bunları yapıyorum televizyon yayınlarında da anlattım. ABD'de müesses nizam demokratları istiyor. Küresel sermaye demokratları istiyor. Ve Biden'ın çekilmesi Harris'in aday olması ve onun adaylığı birlikte bağışların önemli ölçüde artması, medyada Harris'in ön planda gösterilmesi, anketlerde başa baş bir yarışa evrilmesi zaten bunun göstergesi. Ve Trump suikastı olduğunda Trump'ın artık kesin seçileceğine dair açıklamalar yapmıştı bir takım aktörler siyasetin içinde, ekonominin içinde. Ben de o zaman şu açıklamayı yapmıştım hatta tweetimde var. Şöyle demiştik köprünün altından daha çok sular akar bu küresel sistemi kuranlar, kendi sistemlerini sürdürecek yapı olarak demokratları orada iktidarda görmek istiyorlarsa, biz daha çok farklı senaryolar görebiliriz. Köprünün altında çok sular akar. Öyle acele karar vermeyin. Evet, halk desteği açısından salt öyle bakılırsa, kendi haline bırakılırsa muhtemelen Trump kazanır. Belki yine kazanır ama onun kalanmaması için her şey denenecektir. Peki buradan piyasaya nasıl dönebiliriz? Benim okumam şu yönde, eğer demokratların kazanmasını istiyorlarsa... Piyasada seçim öncesi bir coşku olacaktır. Kripto piyasasında, değerli metallerde ve borsalarda. Bu da faiz indirimleriyle oluşacak bir durumdur. Powell'ın yaptığı açıklamalar da tamamen bu piyasada coşku yaratabilecek nitelikte açıklamalardır. Bu yüzden müesses Nizam'ın istediği şekilde demokratların yani Kamala Harris'in yeniden başkan seçilmesi yönünde bir adım olduğunu gözlemleyebiliriz. Piyasalarda çünkü bir bozulma mevcutta iktidarda demokratlar olduğu için seçmen tercihlerini etkileyebilir. Veya bir pandemi, mesela maymun çiçeği ifade edildiğinde bunun dünyada kapanmalara sebep olabilecek bir pandemiye evrilmeyeceğini en azından şimdilik düşünüyorum demiştim. Sebebi şuydu, böyle bir kapanma, böyle bir e, yeniden insanların tepkisini çekecek e, hem piyasa ortam hem ekonomik ortam hem sosyal ortam iktidarda olana zarar verir. Tıpkı Trump döneminde yaşanan Covid-19 pandemisi gibi. Bunu böyle değerlendirdiğim için bu ifadeleri kullandım. Dolayısıyla Trump da böyle bir şeyden korktuğu için bir süre önce biliyorsunuz Powell'a söylemişti. Sen siyasetin işine karışma. Mealen söylüyorum. E, faiz indirimlerini seçimden sonra yap tarzında bir telkini vardı. E, ama görüyoruz ki e Powell faiz indirimlerine başlıyor. Eylül ayında ile bunu göreceğiz. Sadece 25'ten başlayacak, 50 ile mi başlayacak. Bunu veri odaklı gidiyoruz diyor. Oradaki verilere bakarak bunu gözlemleyeceğiz. Küreselle ve seçimlerle alakalı ve seçim öncesi piyasada oluşabileceklerle alakalı benim okumam da bu yönde. Gelelim yurt içine. Yurt dışındaki bu pozitif atmosfer bir şekilde arkadaşlar bizim yurt içinde yansıyacak merak etmeyin. Borsada bezdirebildikleri kadar bezdiriyorlar. Size anlattığım bakın birkaç yayındır anlatıyorum. Bir bant içerisinde hareket ediyor borsa. Nerede bu bant? 9740-50 yukarıda da işte 10, 10, 10.000-10.100'lere kadar giden bir banttan bahsediyoruz. Ve yine onu, o bandın dibini... Bugün gösterdiler. Buraya geldi. Buradan tepki verip vermeyeği önemli. Eğer vermezse e, buradan aşağıda gerçekten de hani daha farklı seviyeler var. Ama e, bakınız ne zamandan beri? 2 Ağustos'tan beri defalarca bu trendi denedi, aşağı yokladı, ama buradan döndü. Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Zorluyor buraları. Dönmesi halinde tekrar önümüzde bakınız hani 10 bin e, tabii kademeler var. Hemen bir anda bir yere gitmeyecektir ama netice itibariyle trend olarak ara dirençleri unutursak nereye kadar gidebilir? Gene 10.700 10.800 aralığına kadar bir yolculuk ilk etapta başlayabilir. Sonrasına bakılır. Ama bu bandı önce bir kırması da lazım tabii ki. Bu bandı kırabilmesi için kabaca 10.020'leri bir önce geçsin. Ondan sonra nereye gidebilir bakacağız. İşte 10.080 10.100 aralığını bir geçmesi lazım ki üzerinde kalsın ve devamında o hareketi gerçekleştirebilsin. Hep birlikte izleyeceğiz. Ama hisse bazlı bakacak olursak da sevgili arkadaşlar. Gerçekten öyle güçlü şirketler, öyle tarihsel yerlerde ki. E, i̇nanın e, çok ucuzlar. Evet biliyorum bunu bir süredir söylüyoruz birkaç haftadır ucuz. Siz de şunu söylüyorsunuz. Evet hocam ucuz ama daha da ucuzlatıyor. Evet böyledir. Borsa böyle bir yer. Seni bezdirene kadar, elindeki malı alana kadar bunu yapacak maalesef. O yüzden ben... Niye birkaç yayındır söylüyorum bezdirme değil süründürme sürecidir diye. Bu yüzden söylüyoruz. Sabreden için bence pozitif günler gelecek. Burada umut kaybetmemek lazım. Hatta ve hatta. Yani daha önce de söylemiştim. Yanlış şirketlerdeysen veya seni tedirgin eden şirketlerdeysen, bir tane şirketteysen dağıtabilecek bir pozisyonun var riski. En azından yukarı gidiş olduğunda e, Bazıları giderken bazıları kalabilir. En azından o seni rahatlatabilir. Senin teminatın gibi görünebilir. Tabii ki zarardayken bir şeyi bozup başka bir şey almak da hani çok kolay bir karar değildir. Ee, zaten psikolojik olarak bunu yapabilmeyi düşünmek bile zordur. Bunun da farkındayım. Ee, bu elindeki portfeye göre belirlenebilecek bir şeydir. Tabii ki ezbere konuşamayız. Bunu yapabilecek düzeyde olanlar doğru kararlarla bu geçişleri yapma şansına da sahip. En azından... Bunu söyleyebiliriz. Yabancının tabi haftalardır, uzun süredir hatta aylardır artık diyebiliriz. Hisse senet tarafında satıcılığı olduğunu görüyoruz. Ee, burada şunu da e, tabi değerlendirmek lazım. Bizde ekonomi daralıyor, konkordotolar var, resesyon e, korkusu Amerika'da vardı Biz de stagflasyondan vesaireden bahsediyoruz. E, daralan ekonomi, ihracatçının pazar kaybettiği bir yapı var. Çünkü değerli TL, doların baskılanması inadı devam ediyor burada. Bu da beklentileri bozan bir şey. E, Dolar-TL ile alakalı en azından. Fakat bazen sevgili arkadaşlar piyasa, ekonomi yönetenleri de bir yere zorlar. E, evet, bunun gerekçelerini birçok yayında anlattım. E, faiz ortamı eğer enflasyona mücadele ediyorsan düşürmek akıl karı görünmeyebilir. Ama senin sadece faizle enflasyona mücadele edemeyeceğin de e, aşikar. E, bu çok net bir tablo. Yani bir yerde faiz yukarıda tutarken sadece kere ve faiz gelirleri elde kaynak aktarıyorsun. Diğer tarafta kamu harcamaları devam ediyor. Yüksek vergiler enflasyon yaratıyor. Yönetilen yönlendirilen ücretler yani kamunun yaptığı zamlar enflasyon yaratmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla faiz ortamı sadece ve sadece birilerine kaynak aktarmaya yararken daha önce de söyledim şirketini, reel sektörünü bozuyor. Bununla birlikte değerli TL ihracatçının pazar kaybetmesine sebep oluyor. Turizmin İstenildiği kadar gelir yaratmamasına sebep oluyor ve bununla bunun yanında da e, bireysel yatırımcının Türkiye'deki yerleşikleri yurt içi yerleşiklerinde her an kur yukarı gidebilir korkusuyla teyakkuzda beklemesine ve bu beklenti bozulmasıyla birlikte talebin de öne çekmesine sebep oluyor. Yani aslında mesele faizin yüksekliğinden ziyade e, veya düşürülmesinden ziyade beklentilerin doğru yönetilememesi. Bu anlamda FED'in de bu hamleleri yapmasıyla birlikte. Kur seviyesinin ben artık kademeli de olsa e, gevşetilmeye başlayacağını düşünüyorum. 34'ü de açtık ve yabancının da daha yani en azından kendince özgüvenli bir şekilde gelmesini sağlayacaktır. Bazen bunları anlatınca ne yabancı misiniz falan diyor. Hayır arkadaş onun için anlatmıyoruz. Biz gerçek tablodan bahsediyoruz. Ekonomi bu duruma geldi. Ekonomi yönetimi finansman sağlamak zorunda. Onların da gelme koşulları bellidir. Hep aylardır anlatıyorduk. E, bir kutsal üçleme diyorduk bazıları anlamıyordu. Düşük borsa, yüksek faiz, istedikleri kur yani yüksek kur. Yüksek kurdan ziyade serbest bırakılmış kuru kastedebiliriz. Burada yurt dışı ile hangi kurdan anlaşacakları tabii kendi bilecekleri iş. Ama buraya doğru bir evrilme, görme olasılığımız yüksek. Aksi takdirde zaten istediklerini yapamazlar. Ve faiz indirimi de muhtemelen bizde de gelecek. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın açıklamasını dün de anlattım. Bence bu bir işaret. Ne dedi Cevdet Yılmaz? Ağustos'ta 50'ye yakın. Ağustos, Eylül'de elinin altında bir politika, şey pardon enflasyon bekliyoruz. E böyle bekliyorsan demek ki sen faiz indirimine bir yol açıyorsun bu açıklamayla. Ben buradan bir işaret e, görüyorum. Dolayısıyla izleyip göreceğiz. Sadece ve sadece şunu söyleyebilirim. Zor süreçler, yıpratıcı süreçler, mental olarak kaldırılması kolay olmayan süreçler. Ama emin olun mesela şu an %10-15 zararda olduğunuz yani güçlü şirketlerde bile sonra gideceği seviyeleri gördüğünüzde ya hiçbir şey değilmiş diyeceksin. Spottaysan arkadaş, eğer kaldıraçlı tarafta değilsen, elindeki lot sayını koruyorsan kaybettiğin bir şey yok aslında. Sadece mental olarak zaman kaybı sana kaybettiriyor. Alternatif getirilerden evet kaybediyorsun ama borsa öyle bir yerdir ki sonsuza kadar düşmeyeceği için yükseliş trendi yakalandığında diğer enstrümanların getirisinden çok daha fazla getiriler elde ettirir sana. Bunu çok kısa sürede de yaptırır. Dolayısıyla... Bu noktada değerlendirmeleri yaparken bu piyasanın sonsuza kadar düşmeyeceğini e, bilin. Düne kadar rally satanlar şimdi çöküş satıyorlar. Yukarı giderken endeks size bu bir rally değil düşüşler olabilir diyordum. Bakın oluyor e, ve e, bu tablonun artık şimdi düşüş döneminde de sonsuza kadar düşecek diyor birileri. Hayır düşmeyecek sen buna inandırılacaksın sonra yükselecek. Bunu da asla ve asla aklından çıkarma e, Piyasa böyle bir yerdir. risk enstrümanlar böyledir. Bazen bekletir, sabırları zorlar ama günün sonunda sabredenin kazandığı bir yerdir. Tabii ki portföyüne doğru hisseler koyarsan, çeşitlilik yaratabilirsen en azından sektörel anlamda. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.